Fatiha ve as salavat ala mesal ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir sualler ve cevaplar faslında birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki baştan sona yaşamaktır. Bizim için sizlerle birlikte olmak, el ele, gönül gönüle olmak, Allah'ın bize bahşettiği bir büyük nimet diye düşünüyorum. Allah'ı sevenlerin topluluğu, Allah'a aşık olanların topluluğu, Allah'a hayran olan hayran olanla, Allah'a aşık olanların topluluğu. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, sizlerle birlikte olmak, biz bir bütünü oluşturuyoruz Allah-u Teala, sizler ve biz. Hadi bu güzelliği bir defa daha yaşayalım. Sualleriniz ve cevaplar. Serdar Demirci diyor ki Allah Teala Nas suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Ve yekulullezine keferu, kafirler derler ki levla unzile aleyhi ayetun. Allah onun üzerine bir ayet, bir mucize indirilse olmaz mıydı? Allah'ın onun üzerine bir mucize indirmesi gerekmez miydi, lazım değil miydi derler. Min Rabbi, Rablerinden, Rabbinden. Kul de ki innallahi yudillu men yeşa'u, muhakkak ki Allah dilediğini dalalete bırakır. Ve yehdi ileyhi men enab, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onu hidayete erdirir. Kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi, yehdi ulaştırır ileyhi kendisine. Allah'ın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde dediği şey bu. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır. Yönelmek, yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu kesin olarak anlaşılıyor ki, bunun neticesinde kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor o kişinin talebine göre. Sizin serbest iradenizin Allah'ın katında çok bir değeri olduğunu her seferinde ifade ediyoruz. Mutlaka serbest iradenizin devreye girmesi ve Allah'a ulaşmayı dinemesi lazım. Allah'a yönelmesi lazım. Buradan çok önemli bir mana çıkıyor. Allah dilediği kimseyi dalalete bırakır. Kimleri dalalete bırakır bu durumda? Allah'a ulaşmayı dileyenleri dalalete bırakmayacağına, kendisine ulaştıracağına göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah dalalette bırakmayı diler. Ve Allah dilediğini dalalette bırakır. O diledikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Neden? Çünkü diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse onları dalalete bırakmıyor. Allah'ın dalalette bıraktığı kişiler
Allah'a ulaştırmayı dilemediği kişilerdir. Onların da Allah tarafından dalalete bırakılmaları sebebi onların Allah'a ulaşmayı dilememeleridir. Bu sebeple dalalettiler. Birinci sualini soruyor Serdar. İnşallah bu ayet-i kerime ile Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi arasında ilişki var mıdır? Kesinlikle vardır. Allah Teala Şura 13'te diyor ki: "Şera aleykum mined-dini, dinden sizin için şeriat kıldı Allah Teala. Ma vassa bihi Nuhan, Nuh'a vasiyet ettiği şeyi." Yani dinde Nuh'a vasiyet ettiği şeyi. "Vellezi evhayna ileyke" ve o şey ki sana da biz vahyettik. Aynı şeyi sana da vahyettik. Yani sana da vahyettiğimiz şeyi. "Ve ma vassayna bihi İbrahim'e" ve İbrahim'e vasiyet ettiğimiz şeyi. "Ve Musa" ve Musa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi. "Ve İsa" ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi. Sana da vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık diyor Allah Teala. "Şeria lekum" sizin için şeriat kıldık. "En ekumit dine" dini ikame edin, hayatta tutun, ihya edin. "Ve la teferruku fihi" ve dinde fırkalara ayrılmayın. Allah Teala'nın emri bu. Dini ikame edin ve dinde fırkalara ayrılmayın. "Kebure alel müşrikine" müşriklere ağır geldi. "Ma şey ted'uhum ileyh" onları davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi. "Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib" Allah dilediğini kendisine seçer ve kim ona yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onları ona, kendisine ulaştırır. Burada çok kesin bir ilişki söz konusu. Birinci derecede bir ilişki söz konusu. Aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah dilediğini dalalette bırakır birincisinde. Ama kim enap olursa, Allah'a yönelirse, onu da kendisine ulaştırdığını söylüyor. "Yehdi ileyhi men enap, yehdi ileyhi men yunib." "Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı" diyor. "Allah'ı, innallâhe yudillü men yeşâ'ı" Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad 27'de ise muhakkak ki Allah dilediğini dalalete bırakır ve Allah'a yöneleni, münip olanı, enap olanı kendisine ulaştırır. Çok kesin birinci derecede bir ilişki söz konusu. İkinci sual Serdar'ın: "Bu iki ayet-i kerimeye göre Allah'ın seçmediği ve dalalette kalanlar hangi gruba girmektedir? Bu insanların bir daha Allah'ın yoluna girme şansları var mıdır?" Dalalette kalanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer cehennemdir. Hayatları boyunca her zaman seçme şansları, Allah-u Teala tarafından seçilme şansları vardır. Herkes hayatının belli bir noktasında Allah'a ulaşmayı diler. Daha evvel dilememesi onun hayat boyu negatif cephede kalacağı anlamına gelmez. İnsanlar için Allah'a yönelmek söz konusudur.
İnsan hayatının 40 senesinde Allah'a ulaşmayı dilemez, yönelmez. Ama o yıl dileyebilir. Başka birisi de daha çocuk yaşta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyebilir. Her şey mümkündür. Ama herkes başlangıçta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenlerdir. Diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklardır. Öyleyse her zaman bu insanların Allah'a ulaşmayı dileme imkanları vardır. Peki Allah-u Teala tarafından seçilmeyen insanlar, seçilmeyen insanlar her devirdeki akil ve bali olanların %90'ından fazlasıdır. Zamanın her parçasında bu böyledir. Ama insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışırken bile bir gün aklı başına gelen bir insan olabilir. O zaman o mutlaka seçilecektir. Allah'ın seçmediği dalalette kalan insanlar. Bu insanların özellikleri başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma gayreti içinde olanlardır. Ama bunlarda dahi bir gün Allah'a ulaşmayı dilemek imkanı her zaman oluşabilir. Her zaman böyle bir şey mümkündür. Öyleyse kimdir Allah'ın seçmedikleri? İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın seçmediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, diğer insanların Allah'ın yoluna girmesine özellikle mani olmaya çalışanlar. Bakara 159'da Allah-u Teala Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler olarak vasıflandırıyor onları. Diyor ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açıkça beyan ederek açıklamamıza rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. İşte bu insanlar başka insanları Allah'ın hidayetinden mahrum etmek üzere, hidayete erdirmemek üzere gayret edenler. Yani şeytanın hizmetkarları. Öyleyse Nisa 167-168 de bunları ifade ediyor. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen bayida. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ellezine keferu ve zalemu. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse özellikle insanları Allah'ın yolundan men eden insanlar var. İşte bu insanların bu gruplara giriyor men edenler. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların diyor Allah Teala amelleri boşa gitmiştir. Allah'a ulaşma olayı yevmil ahir olarak da ifade ediliyor. Yevmil ahiri inkar edenler de aynı statünün içinde. Ama bu inkar edenlerden başkalarını Allah'ın ayetlerini gizleyerek
başka insanların bu hedefe ulaşmalarına mani olmak istikametinde bir gayretin sahipleri, onlar özellikle Allah-u Teala'nın seçmediği insanlardır. Kalplerinde zevk olanları seçmez Allah-u Teala. Kim? Ayetleri, özellikle Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerini kullanarak insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorsa, onlar kalplerinde zevk olanlardır. Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala kalplerinde maraz olanları seçmez. Kimdir bu kalplerinde maraz olanlar? Kalpleri katılaşmış, sertleşmiş ve kapkaranlık olmuş olanlar. Buradan da aynı şeyi çıkartıyoruz ki onların kalplerinin erimesi ve aydınlanması çok mümkün olmayan insanlar. Burada da gizli bir mana var. O insanlar da Allah'ın yolundan men edenler. Öyleyse bu Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men eden insanlar bir ömür sürecekler. 50-60 yıllık bir ömürde bu insanlardan da bir kısmının bir gün akılları başlarına gelebilir. O zaman Allah-u Teala onları o akılları başlarına geldiği zaman kara listeden çıkarır, onları da seçer. Tabiatıyla Allah-u Teala'nın kara listesi yok ama biz böyle bir tabir kullandığımız için kullandık. Yani Allah'ın seçmedikleri insanlar her zaman netice itibariyle çok az sayıda insandır, %10'un her zaman altındadır bu rakam. Ve bu insanların Allah'ın yoluna girme şansları da zayıf bir şans olmakla beraber her zaman mevcuttur. Üçüncü sual, bu ayet-i kerimelerle Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetekümün azabe sümme lâ tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelin bir farz emirdir. Bütün insanları Allah-u Teala emrediyor Allah'a yönelmeyi. Bu ayetlerle elbette yakın bir ilişki içerisinde. İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir diyor ki, birinci sualinde, Şura suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın dilediğini rahmetin içine koyması ve tek bir ümmet olmayla Hanif dininin 3. temel esas arasında bir ilişkiden söz edebilir miyiz? Şura 8 velev şeallahu ecalehum ümmeten vahideten. Eğer Allah dileseydi onları mutlaka tek bir ümmet yapardı. Velakin yuthilü men yeşâhü fî rahmeti. Rahmeti. Ama o dilediğini rahmetinin içine koyar. Ve zalimûne mâ lehum min veliyyin velâ nasîr. Ve zalimlere gelince onlar için ne bir veli vardır, ne de bir yardımcı. Öyleyse Allah dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Yani fırkalara ayrılmazdı insanlar. Bir tek fırkayı oluştururdu. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası olurdu. Yani Allah-u Teala'nın Allah'a yönel ve takva sahibi ol dediği gibi Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde, 31. ayet-i kerimesinde ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma.
O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Yani takva sahibi olanlar, fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkaya tabi olanlar, sadece Allah'a yönelenler. Burada da aynı şey var. Allah Teala tek bir ümmet kılardı diyor. Kimleri? Rahmetinin içine koyduklarını. Bu Allah'ın rahmetinin içine koyduklarına bakıyoruz. Sırat-ı müstakime ulaşacak olanlar Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine varan sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak için yola çıkarır. Burada kardeşimizin sorduğu sual, bu Hanif dininin üçüncü temel esas arasında bu rahmet, bu ayet-i kerimeyle, yani tek bir ümmet olmakla Hanif dininin üçüncü temel esas arasında bir ilişkiden söz edebilir miyiz diyor. Elbette edebiliriz. Hanif dininin birinci temeli tek Allah'a inanmaktır. İkinci temeli Allah-u Teala'nın yolunda tek bir fırka olmak. Üçüncü temeli de teslim. Burada ikinci temelinden Allah'ın dikliği vahdet, tek bir fırka ulaştırmak, tevhid. Üçüncü temel esas da teslim. Burada teslim de değil, tek bir ümmet dediğine göre Allah-u Teala tevhidle alakalı bir konudan bahsediliyor. Yani burada üçüncü temel esas yanlışlıkla konmuş. İkinci temel esasla kesin ve yakın bir ilişkisi söz konusu. İkinci suali kardeşimizin, Yunus 99'da Allah dileseydi bütün insanları amene olurdu. Öyleyse onları amene olsunlar diye sen mi zorlayacaksın buyuruluyor. Teala'nın davetine icabet ederek amene olanları tek bir ümmet ve tek bir fırkanın sahipleri olarak anlayabilir miyiz? Peşin olarak söyleyelim ki evet. Kim Allah'a, Allah'a ulaşmayı dileyin davetine icabet etmişse, amen olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman bu kişi tek bir fırkanın sahibidir. Yunus 99 Velevşâ'ya Rabbike le'âmene men fîl ardı kulluhum cemiyâ. Eşâ'ya senin Rabbin dileseydi yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca aminu olurlardı. Efe enti tükrihun nase. Yoksa sen insanları zorlayacak mısın? Hatta tekunu müminin, onlar mümin oluncaya kadar amin olmak, mümin olmanın temel esası. Hiç kimsenin kimseyi zorlamak diye bir hakkı söz konusu değil. Allah-u Teala la ikrahe fiddini diyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde la ikrahe fiddini diyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz o ki insanlar topluca Allah isteseydi iman ederlerdi. Öyleyse sen insanları zorlama hakkının sahibi değilsin diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde senin görevin tebliğ etmektir diyor. Hesap bize aittir diyor Allah Teala. Resullerin görevi tebliği yapmaktır. İnsanlar bu tebliğe iştirak ederler veya etmezler.
Öyleyse burada amir olanları tek bir ümmet ve tek bir fırkanın sahipleri olarak anlayabilir miyiz? Evet, o tek fırka bütün o geri kalan 72 ümmetin içinde dağınık halde bulunan ama 73. fırkayı oluşturan tek bir ümmet, tek bir fırkadır. Üçüncü suali kardeşimizin, Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesini bizlere açıklar mısınız? Burada Allah-u Teala'nın ayetlerini tekzip edenlerin Araf 9'a göre ayetlere zulmedenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Cuma 5, Meselüllezine hummilut tevrate sümmelem tahminuha kemeselil himari yuhmili esfara. Bise meselül kavmillezine kezevu bi ayetullah. Vallahi la yehdi kavme zalimin. Tevrat'ı yüklenenlerin mesili, durumu kitap yükü taşıyan, koskoca bir kitap yükü taşıyan himarın, eşeğin durumu gibidir. Ellerine Tevrat yüklenilip de sonra onu yüklenmemiş olanların durumu. Koskoca kitap yükü taşıyan bir himarın, eşeğin durumu gibidir. Bilse ne kötüdür biz meselül kavmillezine kezubu bi ayetullah, Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerin durumu ne kötüdür. Allah zalim kavmi hidayete, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Zalimler kavmini hidayete erdirmez. Burada Allah Teala ne kadar güzel bir teşhis yapmış. Bir eşeğin sırtına kitap yükleyin. 100 tane, 200 tane, 1000 tane kitap yükleyin. Hiç fark etmez. O eşek hiçbir zaman o kitapların içindeki manayı anlayamayacaktır. Sadece yüklenecektir. Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesi. Sırtında kitap yüklü bir eşek nasıl sırtındaki kitapların hangi manayı içerdiğinin hiçbir zaman farkında olmayacaksa, birçok insan için de kitapların içindeki mana, Kur'an'ın içindeki mana böyle bir manadır. Onlar hiçbir zaman onun manasını anlayamayacaklardır. Araf 9 ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasure enfusuhum. Kimin sevapları hafifse, mizandaki sevap tartıları hafifse, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Bima kânü bi âyâtina yazlimûn. Ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle. Öyleyse şimdi soruyor. Burada Allah-u Teala'nın ayetlerini tekzip edenlerin Araf 9'a göre ayetlere zulmedenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Kim Allah'ın ayetlerini, özellikle sevgili kardeşlerim, hidayete mütalik ayetlerini, yani insanın Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmesine mütalik ayetleri kim tekzip ederse, yalanlarsa, onlar ayetlere zulmedenlerdir. Ayetlere zulmedenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler,
mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. Neden? Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Dilemezlerse her zaman günahları sevaplarından fazla olanlar olarak kalacaklardır. Ve İstanbul'dan Şaban Uçur kardeşimiz diyor ki, Ali İmran 79, 81 ve Enam 89'a göre Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyebilir miyiz? Üç tane ayet-i kerime, Ali İmran 79. Mâ kâne li beşerin en yutiye hullâhül kitâbe vel hükme ven nübüvvete. Hiçbir insana yakışmaz ki, mâ kâne li beşerin, bir insan için olmaz, mümkün olmaz. Ona kitap verilsin, hikmet verilsin ve nübüvvet, peygamberlik verilsin. Sümme sonra yekule linnâsi, sonra kuluna, insanlara desin ki, kûnu ibaden, bana abd olun, bana kul olun. Li bana, min dunillah, Allah'tan başka Allah'a değil de Allah'ı bırakın da bana kul olun. Velakin kunu rabbaniyine bima kuntum tuallimunel kitabe. Fakat rabbaniyünlerden olun der. Burada Allah Teala'nın söylediği şey, Allah bir insana kitap versin, hikmet versin ve nübüvvet versin, peygamberlik versin ifadesinden çıkardığımız şey, kitap hükmetmesi için peygamberlere verilir. Dikkat edin, hükmetmesi için verildiği için mutlaka peygamberlere verilen kitap bir şeriat kitabıdır. Yani içindeki hükümler başkalarının da itaat etmesi lazım gelen hükümlerdir. Bu şeriat kitaplarını sakın Allah'ın peygamber olmayan resullerine verdiği sohbet kitaplarına benzetmeyin. Peygamberlere verilen şeriat kitapları hükmetsinler diye verilir. Neyle hükmedecekler? Kendilerine verilen o kitapla hükmedecekler. O kitap bütün insanların uyması lazım gelen kaideleri net olarak içerir ve peygamberin görevi o kitabı başkalarına okuyarak oradaki hükümleri onlara tatbik ettirmeye çalışmaktır. Ama peygamber olmayan resullere de Allah-u Teala ayetli, sureli kitap yazdırabilir. Ama onların içinde hiçbir konuda başkalarına hiçbir emir verilmez. İkisi arasında çok büyük bir farklılık vardır. Nübüvvet, hükmetmeyi gerektiren bir müessesedir. Risaletin nübüvvet hükmetmeyen, nübüvveti içermeyen kesimi ise hükmetmeyi gerektirmez. Öyleyse oradaki muhtevaya dikkatle bakın. Kavimlerdeki resuller öğreticidir, hükmedici değildir. Kavim resulleri kendilerine tabi olunur ama bu tabiyet onun onlara hükmetmesi için değildir. Eğer yol göstericiliği söz konusuysa, ki mutlaka söz konusudur, orada mutlaka kendisinden evvelki peygambere verilen, nebi resule verilen,
Peygamber Resul'e verilen şeriat kitabında devleti idare edenlerin hükmetmesi söz konusudur. Kaza müessesesinin bu standartlarda hükmetmesi söz konusudur. Bir başka ifadeyle peygamberlere verilen kitaplar mutlaka şeriat kitabıdır. Nebilere verilen kitaplar şeriat kitabıdır ve o şeriat kitabıyla emretmesi için onlar vazifelenirler. Öyleyse Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyebiliyoruz Ali İmran 79'a göre. Geliyoruz ikincisine Ali İmran 81. Ve iz ehazallahu misakan nebiyine, o zamanki biz nebilerden misak almıştık. Lema ateytikum min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler, andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sümme caiküm resulün müsaddikun limami aküm. Sonra, yani sizlerden sonra sizinle beraber olan şeyleri, kitapları tasdik etmek üzere resul gelecek. Bir resul gelecek diyor. Nebilerimize kitap ve hikmet verdik diyor. Nebilere kitap verildiğini, kitabın nebilere verildiğini söylüyor Allah Teala. Şeriat kitabının hükmetmesi için nübüvvet kitabının peygamberlere verilmesi. Buradaki hikmet kelimesi de hükmetmek için o kitabın verildiğini ifade ediyor. Let tu'minun nebihi. Muhakkak surette ona iman edeceğinize ve le tensurunne ve ona yardım edeceğinize muhakkak surette ona iman edecek ve yardım edeceksiniz. Bu bir emir olarak söylüyor Allah Teala. Kale dedi, e ekrartum. Bunu ikrar ettiniz mi? Ve ahastüm alâ zâlüküm ısrî. Ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Kalu dediler ki, akrarna, biz ikrar ettik. Üzerimize aldık ve ikrar ettik. Açıkça kelimelerle de söylüyoruz. Kale dedi ki, feşhedü, öyleyse şahit olun. Ve ene meâküm mine şahidin. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim. Burada da nebilerden, biz o zamanki nebilerden misak almıştık diyor Allah Teala. Ve onlara demiştik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Yani bu kitapla beraber hükmetme emrini verdik. O kitaba dayalı olarak hükmetme emrini verdik. Bu peygamberlerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de varlığını Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor. O zaman ki diyor, biz nebilerden misak almıştık. Ağır bir misak almıştık. O zaman senden de almıştık diyor. Hepinizden ağır bir misak almıştık diyor. Öyleyse bu Ali İmran 81 ayet-i kerimesinin arkasından bir sonuç çıkıyor ortaya ki, bu Ali İmran 81'de sizlerden sonra gelecek olan Resul'den murat, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelecek olan bir Resul. Yani ondan sonraki asla bir peygamber değil, sadece bir Resul. Enam suresinin 89. ayet-i kerimesi. Ülâikellezîne ateynâhümül kitâbe vel hükme.
kendilerine kitap ve hüküm verdiğimiz, hükmetme gücü verdiğimiz, hükmetme görevi verdiğimiz kişilerdir. Ve nübüvve ve nübüvvet, peygamberlik verdiğimiz kişilerdir. İşte bir defa da kitap, hükmetme ve peygamberlik. Bütün nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen, bu şeriat kitabıyla hükmetme yetkisi verilen peygamberlerdir. Peygamber olanlar sadece onlardır. Bu peygamberlerin hepsi aynı zamanda Resuldürler. Fakat peygamber olmayan Resuller de var. Onlar veli Resuller. Hangi devirde, hangi kavimde den bir peygamber Allah-u Teala beyaz etmişse, o kavmin içinde bir peygamber oluşturmuşsa, diğer kavimlerde Resuller vardır muhakkak. O kavmin Resulü, onların hiçbirisi peygamber değildir. Her kavimde, her devirde onların dilleriyle konuşan, onlara Allah'ın ayetlerini anlatan, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu anlatan Allah'ın Resulleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada da Allah-u Teala açık bir şekilde nübüvvet verildiğini, hükmetme yetkisi verildiğini ve kitap, şeriat kitabı verildiğini söylüyor. فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُلَٰهِ فَكَتْ وَكَّلْنَا بِهَا قَامَنْ لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ. Onlar eğer onu inkar ederlerse artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. Yani eğer bir kavim peygamberlerini inkar ederse, onu inkar ederse artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik diyor Allah-u Teala. Sual, Âl-i İmrân 79-81 ve Enam 89'a göre nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Hiçbir zaman diyor bir nebi kendisine kitap verilsin, hikmet verilsin de kendisine kitap ve hikmet verilen ve yani o kitapla hükmetmesi emredilen bir nebi hiçbir zaman hiç kimseye bana kul olun, Allah'a kul olmayın, bana kul olun demez. Öyleyse üç tane ayetin üçü de peygamberlerden bahsediyor ve nebilerden bahsediyor. Nebilerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci suali, Enbiya 73'e göre peygamberlerin olduğu devirlerde Allah'a ulaştıran devrin imamlarının peygamberler olduğunu, Maide 19'a göre peygamberlerin olmadığı devirlerde ise peygamber olmayan Resullerin geldiğini ve Secde 24'e göre bu Resullerin Allah'a ulaştıran devrin imamları olduğunu söyleyebilir miyiz? Enbiya 73 ve Cealnâhüm eyyimeten yehtüne bi emrina ve onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve evhayna ileyhim fiilel hayrati cealnâhüm eyyimeten, onları imamlar kıldık. Dikkat edin. Onlardan imamlar kıldık değil, onları imamlar kıldık. Çünkü Enbiya 72, yani bundan bir evvelki ve 71, ondan da bir evvelki ayetlerde Allah-u Teala peygamber isimleri sayıyor ardarda. Arda. Baba, oğul, peygamberler. Ondan sonra da bu ayette diyor ki ve onları imamlar kıldık, devrin imamları kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye ve onlara hayırlarda hayırları, hayırlı fiiller işlemeyi vahyettik. Ve ikamet salatı ve namaz kılmalarını vahyettik. Ve itaiz zekat, zekat vermelerini emrettik. Ve kânü lenâ âbidîn, işte onlar bize kul oldular. Bu kulluk en üst seviye kulluktur. Yani tasarruf rızasının kulluğudur.
Maide 19. Ya ehlel kitabi kad ca'aküm resuluna, andolsun ki size, ya ehlel kitabi, ey kitap ehli, size resulümüz geldi. Yübeyyünü leküm ala fetratin miner resulü. Resuller arasında fetret devri, buradaki resullerden muradı Allah-u Teala'nın peygamberler, peygamberlerin fetret devrinde arkasının kesildiği bir devirde size resulümüz geldi. Resulümüz kat kullandığına göre Allah-u Teala gelmişti. Size beyan etmek üzere. En tekulü mâ câ'enâ min beşirin ve lâ nezirin. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı. Beşir, müşra, müjde, beşir, müjdeleyici, nezir, uyarıcı. Bize bir nezir ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. Fekat câeküm beşirün ve nezir. Böylece size müjdeleyici ve uyarıcı bir resul, bir peygamber, bir resul gelmişti. Vallahi ala kulli şeyin kadir. Ve secde 24. Ve ceala minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizde hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Burada secde 24'te Allah-u Teala veli resullerden bahsediyor. Bunlar peygamber resuller değil ve insanların arasından bir takım başkaları seçiliyor. Ama Enbiya 73'te, Enbiya 71-72'de adı geçen peygamberlerin huzur namazının imamı oluşları, imamete tayin edilmeleri söz konusu. Onları imamlar tayin ettik diyor Allah-u Teala. Hepsi peygamber, onlar peygamber imamlar. Ama secde 24'te insanların arasından Allah'ın seçtiği bir imam. Her devirde bir imam. Devirleri bütün olarak düşünürseniz Allah-u Teala neden imamlar kelimesini kullandığını anlayacaksınız. Maksat insanları hidayete erdirmek. Enbiya 73'teki peygamberler yerine burada peygamber olmayan resuller var. Maide 19'a göre peygamberlerin olmadığı devirlerde ise peygamber olmayan resullerin geldiğini, secde 24'e göre bu resullerin Allah'a ulaştığına devrinin imamları olduğunu söyleyebilir miyiz? Enbiya 73'te devrin imamlarının peygamberler olduğunu söyleyebilir miyiz diye soruyor. Söyleyebiliriz. Maide 19'a göre peygamberlerin olmadığı devirlerde ise peygamber olmayan resullerin geldiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Secde 24'e göre bu resullerin Allah'a ulaştıran devrin imamları olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz inşallah. Peygamberlerin olmadığı devirlerde gelen resuller. Allah-u Teala'nın burada resuller arasındaki fetret devri dediği, nebi resuller arasındaki fetret devri. Çünkü veli resuller arasında bir fetret devri olması mümkün değildir. Bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka Allah'ın resulleri bulunmuştur.
insanlar bize Resul gelmedi diyemesin diye diyor Allah Teala. Bize Resul göndermedin, o zaman bizi nasıl cezalandırıyorsun demesinler diye diyor. Hiçbir devirde hiçbir kavmi Allah Teala Resulsüz bırakmamıştır. İsparta Yalvaç Balkonak'tan Mevlüt Bozkurt kardeşimiz diyor ki, sizi yaklaşık bir aydır televizyondan takip ediyoruz. Sohbetlerinizden ayrılamıyoruz. Allah razı olsun. Ancak sohbetlerinizden birinde söylediğiniz bir konu aklıma takıldı. Bir insanın 50 sene namaz kılsa bile Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete gidemeyeceğini söylediniz. Biz hamdolsun yıllardır namaz kılıyoruz ve bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Her sabah Allah'a bizi doğru yoldan ayırmaması için dua ediyoruz. Allah'a ulaşmayı nasıl dilemeliyiz? Mürşide ulaşmak farz mıdır ve mürşidimizi bu devirde nasıl bulacağız? Bu konularda açıklamalarınızı dileriz diyor kardeşimiz. Yıllardır namaz kılıyoruz diyor kardeşimiz ve bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz diyor. Çok güzel, Allah Teala namazı üzerimize farz kılmış. Bunu yapmakla çok güzel ediyorsunuz. Allah Teala'nın bir emrini en güzel şekilde yerine getiriyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorsunuz. Güzel. Ama her sabah Allah'a bizi doğru yoldan ayırmaması için dua ediyoruz diyorsunuz. Bu yanlış. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe yolda değilsiniz. Sevgili kardeşim, Mevlüt kardeşimiz, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe yolda değilsiniz. İşte insanları bugün bütün dünyadaki İslam alemini saptıran bu zan. İnsanlar kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Çünkü yol gizlenmiş. Allah-u Teala'nın yoldan muradı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşma yolu. Yol sırat-ı müstakimdir. İnsanın ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan 40 yıl değil, 60 yıl, 70 yıl namaz kılsa Allah-u Teala'nın kurtuluşuna ulaşamaz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman kimse kurtuluşa ulaşamaz ve doğru yolda olduğunu zanneder ama doğru yolda değildir. İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylemesine rağmen sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu kesin olarak söylemesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de insanın Allah'a ulaşmayı dileyince mutlaka sırat-ı müstakimin üzerinde olacağını Allah Teala açık bir şekilde söylemesine rağmen insanlardan iblis bunu saklamayı başarmış. Kurtuluş sadece Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz var. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacaksınız. Bu mutlak olarak birinci kat cenneti elde etmeniz demektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ki kalbinizle dilemeniz lazım, dileyip dilemediğinizi net olarak anlarsınız. Çünkü eğer dilerseniz namazlarınızı daha bir şevkle, istekle, arzuyla kılmaya başladığınızı, namazlardan zevk almaya başladığınızı göreceksiniz. Oruç tutun her perşembe günü, oruçlarda açlık hissetmediğinizi göreceksiniz. Ve dini yaşamaktan zevk almaya başladığınızı göreceksiniz. İşte o zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Dileyen herkes mutlaka birinci kat cenneti elde eder. Ama dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değildir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dunya ve atme'nu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun nar ve makani yeksibun." Onlar ki diyor bize milaki olmayı, ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya ayetiyle doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kurtuluş, mürşide ulaşmakla başlamaz. Mürşide ulaşmayan da kurtulabilir, cennete girebilir.
Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Gördüğünüz ki dilemeyenin gideceği yer cehennem. Ama kim dilerse o mutlaka felaha erer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kurtuluşa ulaştığını, takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. "Ve la tekunu minel müşrikin." Müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Şirkten kurtulmanın bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte o zaman sizin için çok kolay bir şey bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birçok insan eğer size diyorsa ki mürşide ulaşmazsan kurtuluşa ulaşamazsın, burada doğru olmayan bir şey var. Ondan evvel de kurtuluş mümkündür. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilemeyen kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Ve hayatı çok daha güzel bir perspektif içinde büyük bir mutlulukla yaşayacaksınız. Sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu sevgili kardeşlerimize de diyoruz ki, bilgisayardan bundan evvelki sohbetlerimizi, Allah'a ulaşmayı dinlemek faslındaki sohbetlerimizi dinleyin, geniş bilgiyi alın. Gene de bize sorun, nerede bir probleminiz olursa biz her zaman buradan size bu açıklamaları inşallah yaparız. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sualler ve cevaplar faslında birlikte olduk. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.